Sosyal demokrasi nedir? Yaşamın her alanında özgürlüğe, eşitliğe, adalete ve dayanışmaya dayalı toplumsal düzeni benimseyen siyasal akım. Sosyal demokrasi nasıl ortaya çıktı? Avrupa'da sanayi toplumunun doğuşuyla birlikte kapitalizm emek sömürüsünü arttırdı. Sosyal ve ekonomik eşitsizlik baş göstermeye başladı. Bunun üzerine işçiler, öğrenciler, zanaatkarlar yani halk örgütlenmeye başladı. Peki bu insanların istediği neydi? Ekonomik ve toplumsal iyileştirme, siyasal eşitlik ve nihayet sendikal haklar. Elbette ki bu örgütlenme büyüdü ve sosyal demokrasi hareketini doğurdu. Peki sosyal demokrasi neyi amaçlar? Öncelikle adil bir toplum yaratmayı. Siyasal haklarda eşitliğe dayalı demokrasiyi. Zayıfı güçlüye karşı savunmayı, kendisini savunamayanın savunucusu olmayı. Sosyal demokrat ülkelerde tüm damatlar eşit yargılanır. Hayır, zaten senin damadın diğer damatlardan ne eksiği var? Her türlü düşünceye saygılı olmayı. Özgürlükle eşitliği sentezlemeyi. Sosyal adalet ve sosyal güvenliği sağlamayı. Sınıfların çıkarını dengelemeyi. Dayanışmayı toplumun tüm kesimlerine yaymayı. Evrensel dayanışmayı. Sürekli reformla sürekli ilerlemeyi. Sosyal demokrasi şuradaki yoksulluğu, sömürüyü, siyasal, sosyal ve ekonomik eşitsizliği, sosyal adaletsizliği, ırk, din, cinsiyet ayrımlarının tamamını, kutsal devlet kavramını. Çünkü devlet vatandaşların üstünde değil, hizmetinde bir örgütlenmedir. Tüm totaliter yönetimleri ve diktatör rejimini, sosyal demokrasi size dünyanın en büyük hapishanelerini vaat etmez. Baskıyı ve iç sömürüyü, devletin yalnızca güçlü sınıfların çıkarını gözetmesini reddeder. Sosyal demokrasi toplumu nasıl düzenler? Öncelikle kanunlar önünde herkesleri eşit kabul eder. Üretim araçlarını toplumsallaştırır. Adil gelir dağılımıyla bireylerin refahını dengeler. Böylelikle sınıflar arası çıkar çatışmasını engellemiş olur. Ekonomiyi denetler. Büyük işletmelere karşı küçük ve orta işletmeleri destekler. Devlete bu konuda sorumluluk yükler. Meslek gruplarının örgütlülüğünü ve sendikal faaliyetleri destekler. Sosyal demokrat ülkelerde sırf mesleğini yaptığı için mahkum olan gazeteci göremezsiniz. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri sosyal devlet aracılığıyla ücretsiz hale getirir. Devlet, tüm yurttaşların sosyal hayata katılımına olanak sağlar. Mutlak eşitliği değil, hakkaniyete dayalı eşitliği benimser. Mesela yurttaşlardan gelir durumuna göre vergi alır. Sosyal devlet sana verdiği %3 zammı %25 vergiyle geri almaya çalışmaz. Yurttaşın yetenekleri ölçüsünde ulusal ekonomiye katkı vermesini ister. Bu konuda onu sorumlu tutar ve teşvik eder. Mülkiyetin tek elde toplanmaması, yeni kanunlar ortaya çıkmaması için yerinden yönetim ilkesini savunur. Özetle sosyal demokrasi ne Pekin ördeği ne de Amerikan pastasıdır. Sosyal demokrasi, layık ve demokratik bir hukuk devletinde refah ve huzur içinde yaşamanın tek yoludur.